Hakan Bey merhabalar. Merhabalar. İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü olarak bugün davetimizi kabul edip geldiğiniz için teşekkür ederiz. Öncelikle bize kendinizden ve şirketinizden biraz bahsedebilir misiniz? Hakan Erkan ben. Tracker Türkiye'nin genel müdürüyüm. Tracker Dubai merkezli lojistik alanında platform business olarak hizmet veren bir şirket. Aslında bizim temel amacımız kamyoncularla yük sahiplerini buluşturan bir dijital çözüm sunmak. Bir yıldır Tracker Türkiye'de, ben de bir yıldır genel müdürüyüm. 18 yıldır da lojistik sektöründe farklı farklı alanlarda çalıştım ve aslında finanstan depolamaya, nakliyeye birçok alanında tecrübe edindim. Şu anda da Tracker'ın bu dijital dönüşüm yolculuğunda birlikte hareket ediyoruz. Teşekkür ederim. Tracker'ı bir dijital platform olarak tanıttınız. Dijital platformda büyük veri analizini nasıl yapıyorsunuz, yaptığınız yatırımlar nelerdir? Bundan bahsedebilir misiniz? Tabii şimdi bir platformun en önemli enstrümanlarından bir tanesi teknolojisi kadar datası oluyor ve o datayı nasıl elleşlediğiniz oluyor, yoksa data herkeste var. Biz şirket olarak kurulduğumuzdan beri hem bu datanın güvenliği hem de elleşlenmesi tarafında yeni teknolojik bütün tool'ları kullanıyoruz açıkçası. Çünkü bizim yaptığımız işte yük sahibinin hızlı araca ulaşabilmesi için araç sahibiyle ilgili geçmiş datanın doğru işlenmesi ve ona uygun olarak geleceğe dair bir tahminleme yapılması çok önemli konulardan bir tanesi. Çünkü hareket eden bir cihazdan bahsediyoruz. Yani sabit duran bir cihazdan bahsetmiyoruz. Hareket ederken onun nereye doğru gittiğini, nereye gitmek istediğini veya hangi noktaya varacağını bazen tahminlemek gerekiyor. Anlık konum bilgisi kadar varış destinasyonuna dair tahminlemeler yapmak gerekiyor. Biz de bu alanlarda yatırımlar yapıyoruz. Özellikle elimizdeki geçmiş data ışığında geleceğe dair tahminleme modelleri ve bu tahminleme modellerinin gerçekleşme oranının arttırılması noktasında hem yatırım yapıyoruz, hem insana yatırım yapıyoruz, hem teknolojiye yatırım yapıyoruz. Teşekkür ederim. Peki bir pandemi dönemi geçirdik. Hiçbirimizin beklemediği bir dönemden geçtik. Burada sizin aldığınız önlemler nelerdi? Uluslararası karayolu nakliye taşımacılığında ortaya çıkan sorunlardan ve sizin Tracker olarak nasıl çözümlediğinizi anlatabilir misiniz? Tabii pandemi aslında lojistik sektörünün önemini arttırdı. Çünkü firmalar üretmek kadar o ürünü satabilmek için pazarda olmaları gerektiğinde daha iyi yüzleştiler. Tabii bu da ilk başta büyük bir şok yarattı. Acaba bu ürünler sevk edilebilecek mi? Rafta olabilecek mi? Ya da evde olabilecek mi? Diye. Bu dönemde de aslında ben bazı bizim gibi dijital çözümlerin, hayatımıza değen diğerlerinin de işte eve teslimat yapan veya 10 dakika sonra bende olsun, 15 dakika sonra bende olsun dediğimiz hizmetlerin insanlarla buluşma hızını çok hızlandırdığını düşünüyorum. Belki bu süreç bize 15-20 yıl kazandırdı bu anlamda. Belki bazı yenilikçi teknolojilere karşı mesafeli olan insanlar mecburiyetten kullanmaya başladılar. Biz nerede fark yarattık dersek aslında bizim mantığımız gereği biz araç yatırımı yapıp araçlarımızı bir yerden bir yere hareket ettirme noktasında olan bir şirket değiliz. Biz daha ziyade araçların boşluklarını doğru bir şekilde doldurmaya odaklanmış bir şirketiz. Pandemiyle birlikte bir anda arz çok hızlı bir şekilde artınca, pardon talep çok hızlı bir şekilde artınca o talebi karşılayabilecek kadar da arz piyasada olmadığı için ve hızlıca da o arzı arttıramayacağınız için ne demek istiyorum? Tır sayısını bugünden yarına iki katına çıkartamazsınız. Dolayısıyla yapılacak en iyi şey o tırların boş kilometrelerini minimize edip aynı tır sayısıyla daha büyük verimlilikle çalışmak. Burada da bizim gibi şirketlerin önemi artıyor. Çünkü bizim gibi şirketlerin oluşturduğu dijital çözümler ve akıllı algoritmalar aslında aynı araç sayısıyla daha fazla dolu kilometre yapılması ve daha çok mal taşınmasını sağlıyor. Bunun da hem çevreye pozitif etkisi var, hem insanların hayatına pozitif etkisi var. Bu anlamda bizim gibi şirketlerin varoluşu pandemiyle birlikte güçlendi ve hızlandı diyebilirim açıkçası. Peki son olarak Tracker'ın diğer rakiplerinden ayıran uygulamalar, farklar nelerdir? Şimdi tabii Tracker'ın rakibi dediğimiz zaman biz bu konuya iki türlü yaklaşıyoruz. Birinci konu, dünyanın her yerinde konvansiyonel lojistik şirketleri var. Yani bizim yaptığımız gibi kamyoncuyla yük sahibini buluşturan bir platform mantığında hareket etmeyip daha geleneksel yöntemlerle kendi aracı olan veya araçları yöneten. Bu pazar gittikçe dijitalleşiyor. Yani bu pazarı yavaş yavaş bizim gibi hizmetleri herkesin sunduğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Ben bunu biraz daktilodan bilgisayara geçiş
şeye benzetiyorum. Belli bir zaman sonra herkes bilgisayar kullanmak zorunda kalacak. Bizim burada öncü olmamız, bazı teknolojilerde öncü olmamız, hem de bu işi 5-6 yıldır önce Dubai'de, Suudi Arabistan'da, Mısır'da deneyimleyip o tecrübelerle birlikte önce Türkiye'ye sonra da Avrupa'ya gidiyor olmamız önemli avantajlarımızdan bir tanesi. İkincisi ise bizle benzer hizmeti veren şirketler var. Biz açıkçası kendimizle benzer hizmeti veren şirketleri rakip olarak görmüyoruz. Çünkü biz beraber bu pazarı büyütebileceğimize inanıyoruz. Şu anda dijitalleşmesi pazarın henüz rekabet edilecek boyutta değil. Yani hepimiz için bir pazar var. Bugün hatırlayalım, internetten alışveriş çıktığında bence internetten alışveriş üzerine çalışan şirketlerin en büyük odağı insanların gidip mağazadan alması yerine internetten almasını sağlamaktı. Aslında biz birlikte dijital bir pazarı büyütmeye çalışıyoruz. O yüzden de ben onları çok rakip olarak veya rekabet içerisinde görmüyorum. Aynı amaca hizmet ediyoruz. Amacımız bugün konvansiyonel yürüyen, dijital yürümeyen dünyanın mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde dijitalleşmesi. Eğer onu dijitalleştirmeye başarırsak hepimize kadar orada bir pazar olduğunu da düşünüyorum. Orada esas mesele bu konvansiyonel dünyayı hızlıca dijitalleştirmek ve dönüştürmek. Çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Ben teşekkür ederim. Tanıştığımıza çok memnun olduk. Hoşçakalın.